Abinin yalnız adı bu, abisi yok buralarda. Siz de bir tuzağa düşürülmek istendiğinizin farkında mısınız? Müge abla, o zaman ben sosyal medyada da kapatıyorum. Hiçbir yere haber almayayım. Kapatma. Yatayım otelde abla. Hayır, ondan değil yani, birileri sizi de bu tuzağa çekmeye çalışıyor. Evet, biz de bunu direkt ben sizinle paylaşıyorum. Belki sizi de kullanıyorlar şu anda. En ufak bir haber geldiği zaman zaten paylaşıyorsunuz. Zaten yani birileri sizin üzerinize de oynuyor. Evet, oynuyor Müge abla ama biz bu oyuna gelmiyoruz. Çünkü hafta sonu ben buraya geldim röportaj vermeye. Çünkü bunu yapıyor. Şimdi Fatma Kapar. Kardeşim, kim olduğunu bilmiyorum. Ama senin de bu yasaklı maddelerle falan ilişkili olduğunu söyleniyormuş. Sen ya da senin hesabını kullandırdığın kişi neden Selin'i kamuoyuna yaşıyormuş gibi göstermeye çalıştı? Soru bu. Bak, yaşıyormuş gibi diyorum. Çünkü benim yaşadığına dair bir emare bulamıyorum ben. Bu kız sonuçta bir yere de gitse, bugün kimlik kartıyla hareket etmeden bu kızın yaşayabilmesi 2 aydır çok zor. Başka bir şehre, Manisa'da olsa zaten tanıyor insanlar bu kızı. Başka bir şehre gidecek. Hadi diyeceksin ki Müge arabayla gider, arabayla gider. Hiç mi hastalanmadı? Rami Bey'in dediği gibi yasaklı madde kullanıyor. Bir evin içinde 2 ay niye dursun? Öyle. Niye duruyor? Bu kadar imkansız ve çocuğumun aramaması. Bu Fatma Kapar, sen yani nereden çıktın? Ben şey yapmadım ama anlamadım. Bu arada bize bir ihbar daha geldi. Onun da bandını yayınlayalım. O da gene Tolga'ydı. Tolga, sen bir kere mi gördüğünü söylüyorsun bu kızı? Evet abla. Ben bu kızı... Sen motosiklet kullanıyor musun? Hayır abla. Motoru yok bu çocuğun ya. Hayır. Motoru yok bu çocuğun. Yorumları da okuyoruz biz. Yok işte, Selin hep bunun motorunu kullanıyor. Selin hep Aydın abinin motorunu kullanıyor. Abla, bir şey söyleyeyim mi? Beni şarjısını. Son cezaevinden çıktıktan sonra ya bir kere belki motor kullanmışımdır. Belki iki demez. Bir yerde herhangi bir mobese kamerası falan göverse ben tamam diyeceğim. Benim motorum olmadı ki abla ömrümde. Hayır, motorun olmaz, arkadaşınınkini kullanırsın. Ben mesela hayır, motosiklet abla, kullanmayı hayır, bilmiyorum. Sen araba, biliyor musun? Araba, motosiklet kullanmayı çok iyi biliyorum. Heh. Araba kullan... Ben nereden araba... Nereden biliyorsun? Abla. Nereden biliyorsun? Nereden biliyorum? Heh. Abla yani... Hayır hayır, hiç kullan... Yok ehliyetim ya. De var. O zaman sen motosiklet kullandın yani. Yıllar öncesinde kullandım abla. Ben tamam. Şu an istediğiniz motor verin, ben kullanırım. Anladım. Onda problemim yok ki. Anladım. Bu unutulacak bir şey değil. Ama aynı araba gibi. 3 sene, 5 sene araba tamam, kullanmak. Tamam, yok yok. Ben senin anlatmandan sanki ben hiç motosiklet kullanmamışsın gibi yok, anladım. Yok yok. Benim hiç motosikletim yani kendime ait olmadı. Hep arkadaşım falan. Anladım. Olmuştu çok eskilerden de, şu yakın tarihlerde olmadı. Anladım. Hep araba. Yani birisi de verirse kullanabilirsin yani. Kullanırım abla. Şimdi daha önce biliyorsunuz bir izleyicimiz bize ulaşıp Selin'in yanında kızıl saçlı bir kadın ve Muhammed'le tartışırken Kırmızı Köprü yakınlarında gördüğünü söylemişti. 2 izleyicimiz daha benzer iddialarda bize ulaştılar. Aslında aynı çevreden bahsediyorlar, aynı sözlerden bahsediyorlar. Benim anladığım kadarıyla Selin'in sanırım bu hani sabah buluşuyorlar ya, o sabahın bir önceki gecesinden bahsediyorlarmış gibi. Benim anladığım tarih bu, yanılmıyorsam. Ya da yani çünkü sizden çıkıyor ya babama gideceğim diye, ya da o akşam. Yani ya o bir önceki akşam, ya sonra akşam. Sabah hani eve geliyor, arkadaşlarıyla buluşuyor, anahtar manahtar, o da yasaklı madde hikayesi de. Ya da babama gideceğim diye sizden ayrılıyor ve işte bu olaylar yaşanıyor. Ben bir de bir şey duydum Müge Hanım, sizin şimdi oraya bağlanmadığı için o bayana da tartaklamışlar evlerine gidip, ilk bu görgü tanığını. Tahsit etmişler, evet. Yok, size öyle bir şey geldi mi? Öyle bir ben de öyle bir şey duydum. Yok, şimdi öyle bir her şeyde şey yapmayalım, olsa arardı bize. Bu kişilerde kızıl saçlı kişinin bir kişi var, onun Ayça olduğunu söylüyor. Şimdi Ayça ile Hava Hanım saç rengi aynı boyayı kullanmışlar. O da kızıl da değil ayrıca o renk. Benim bildiğim kızıl Rita Hayworth saçıdır kızıl, bizim bildiğimiz. Şimdi bu kızıl mı? Bilmiyorum kırmızı. Yani yanlış da. Kırmızı. Kırmızı değil mi bu saç? Şimdi o yüzden kırmızı. Dikkat çekici. Hani kızıl saç ne bileyim. Kalgam rengi ya. Mesela sizin saçınız mesela kızıl gibi değil mi? Gözlükten hanımefendi. Hayatım, ikinci sırada sana söylüyorum. O hiç kendine kızı sana arkana dönüyorsun. Mesela bana göre kızıl saç işte yani. Hani benim aklıma kızıl saç gelince Rita Hayworth'ın saçı gelir yani, bilmiyorum. Şimdi bu kızıl mı kırmızı mı yani? Benim mi gözüm mü renk? Kırmızı. Ya bana sorsalar ben kızıl normal değil, kırmızı derim. Yani mesela bak, kızıl değil misin hayatım sen? Kızıl saçlısın. He? Evet. Ahmetciğim bak şöyle köşede mesela, bana göre kızıl saç odur. Hayır, bunu şundan dolayı söylüyorum. Çok da severim ben böyle kızıl, bir de böyle çiller çıkar falan. Ama bu belki bu saç normal rengi... Normal kırmızının üstünde. Normal kırmızı. Hayır hayır, şunun için söylüyorum. Havva Hanım'ın da Ayça'nın da saç rengi aynı olduğu için
Bu çok dikkat çekici bir renk. Hani o kızılla o kahverengi mi kızıl mı karıştırabilir insanlar ama ben de bu saç rengini görseydim karıştırmazdım. Havva Hanım hani ben miyim falan diye kızdı şeye. Seni de koydular bak televizyonda var. Şimdi hani bu... bu saç rengi de unutulmaz gecede görsen gündüzde evet. görsen. Bu hanımefendi Ayça diyor ama Ayça da aynı renk onu size söyleyeyim. Ayça sen de gelsene buraya. Gelecektin falan sonra Ayça, bir mi? Ne oldu bir şeyler oldu. Müge Anlı'ya konuşan tanık. Selin Öztürk parçalıyordu kendini beni öldürecek diye. İki görgü şahidi daha. Pencereden bir bağırıltı sesi geldi bayan. Çok yüksek seslerle tartışmalar, bağırışlar, çağrışlar oldu. Gecenin bir yarısıydı. Ben bunu öldürürüm diye bağırıyordu. Selin Öztürk kimle, neden kavga etti? Selin Öztürk'ü Muhammed Kaya ve kızıl saçlı bir kadınla tartışma halinde gördüğünü söyleyen bir izleyicimizin anlattıkları dikkat çeken türdendi. İki arabanın arası. Aynen tam orada Selin Öztürk çok bağırıp çağırıyordu. Kızıl saçlı kadın vardı o gülümsüyordu, haydi diyordu bir şey olmaz. Selin Hanım kendini yerden yere vuruyordu beni öldürecek diye. Nisan ayının ortalarına doğru Selin Öztürk'e benzettiği bir kadını bahsi geçen yerin yakınlarında yine bir tartışma esnasında gördüğünü söyleyen bir izleyicimiz daha bize ulaştı. Yayınımızın ardından bize ihbarda bulunan bir izleyicimizin iddiasına göre Nisan ortasında Selin Öztürk bu binalardan birinden dışarıya endişe içerisinde fırladı ve hemen burada sağda solda koşturlarda görünürken buradan geçen bir izleyicimiz tarafından dikkatini çekti. 7 veya 8 Nisan. Yoldan geçiyordum ben parkın yanında. Pencereden bir bağırıltı sesi geldi bayan. Şu iki apartmanın orta veya üst katları. Hı-hı. Ben bunu öldürürüm diye bağırıyordu. Hararetli konuşuyordu çok. Erkek de onu yatıştırmaya çalışıyordu. Sakin ol hallederiz falan diyordu. Sonrasında şu yan tarafa dövmeli bir bayan geldi. Eline benzettim bayan. Çok telaşlıydı yani oradan çıktığı belliydi onun. Buralarda dolaştı bir üst yola çıktı. Sonrasında binaya girmiş oraya orada gördüm. Bir problem var dedim. Var bir problem ama dedi söylemek istemedi çekindi. İddia o ki olayın ardından Selin Öztürk'ün yanına motosikletli biri gelmişti ve bu kişi Tolga Bayram'dı. İddiasına göre Tolga motoruyla geliyordu. Tolga'nın motoruyla geldiğini gören Selin Öztürk'ün Tolga'ya doğru gittiğini söyleyen izleyicimiz olayın buraya da yansıdığını iddia etti. Sonrasında üst taraftan bir motorlu geldi. Renkli gözlü bir arkadaş. O da sonra televizyondan gördüm Tolga'ydı. Sonrasında siz karışmayın dedi. Onun yanına gitti. Sonrasında göremedim. Ben yoluma devam ettim. O Tolga'nın yanında konuşuyorlardı. Ne biliyorsa Tolga biliyor. Çekimlerimiz esnasında başka bir görgü şahidi daha tanık olduğu olayı bize anlatmak istedi. Üçüncü aldığımız ihbar Selin ve Ayça'nın Tunca Mahallesi'ndeki bu parkta kavga ettiğine dair bu apartmandaki kişiler de bu tartışmaya şahit olduklarını iddia ettiler. Söylediğine göre bize ilk ulaşan izleyicimiz gibi Selin Öztürk'ü kızıl saçlı kadınla tartışırken görmüştü. Selin'in kaybolduğu haberleri yayılmadan birkaç gün önceydi sanırım. Benim gördüğüm iki kız, biri kızıl saçlı, bir tane de erkek yanlarında. Çok yüksek seslerle tartışmalar, bağırışlar, çağrışlar oldu. Gecenin bir yarısıydı. Birkaç gün sonra Manisa Haber sayfalarında görünce Selin'in fotoğrafını arkadaşıma gösterdim. Dedim bu kız bu kız mıydı? Sonrasında da siz tekrar bugün burada görünce de olay benim kafamda canlandı. Erkeği hiç görmedim ama kesinlikle kızıl saçlı Ayça denen kızdı. Diğeri de Selin'di. Tunca Mahallesi'ndeki parkta doğru mu? Evet buradaki parkta oldu olay. Ben de şahit oldum. Şahit olan çok insan var zaten mahallede konuşuyorlar. Bu mahallede kimler oturuyor arkadaşlarınız? Abla bu mahalle bana çok uzak bir mahalle yani. Alakam yok. Az önce Tolga Mert'e anlatsana bir hastane mevzularını demiş. Reciden söyledi. Ya, neymiş hastane mevzuları? Yaraları çıktığında Selin'in ben annesinin yanına gittiğimde abla dedim bak Selin'in yaraları çıkmıştı. Gel hastaneye götürelim beraber biz gideceğiz. Sen de gel demiştim. Annesi benim işim var gibisinden şeyler söylemiş. Tolga da bunları söyledi diyordu bana otelde. Çocuğum ben çalışıyordum. Zaten onun öncesi ben çocuğumu hastaneye götürdüm ki. Aktar'a da götürdüm. Hayır ben sana söyledim ya abla. Çünkü bu, yani mevzu bu mu? Tamam hayır. Ha biz... bak şimdi Tolga'yı hani bir kere görmüştü. Motorla gelmiş hal oldu gördü. Ben iki, kendim tanıdı. Şahsen o Aktar'a da ben kendim ya gittim. Ben konuştum. Ne kızıyorsun? Ay adam beraber... diyor. Ben mi şimdi kafadan attım şimdi onu? Şimdi adam doğru söylüyor. Ben yalan mı söylüyorum? Yani öyle... Olaylarla ben ömrümde oraya abla motorla... Ben sana bir şey söyleyeyim ya. Madem sen bu kadar Selin'in kan kardeşim dediği bu kadar yakın bir insansın. Nasıl senin olaylardan hiç haberin yok? Ben de bunu anlayamıyorum. Abla ben de bak, telefon yok Tolga bir kere. Tolga ile Muhammed konuşuyor. Onları da tanıyor söyler de. E sen neredesin çocuğum? Abla ben o gün zaten 3-4 gün önceden de görmemiştim. O günü bırak. O gün sadece bir saat gördüm. Ha. Sonra bir daha görmedim. Selin'le de 3-4 günde yok. Bir... 3-4 günde bir denk gelen bir insandım. O da annesinin zaten orada. Zaten sonrası yok ki çocuğum. Yok yok sonrası tamam, yok. Tamam öncesi de çocuk benden abla 3-4 çıktı. Günde bir arada oldu. Bir denk gelirdi. Yerin cebine mi gömüldü? Sen gece 3'te işini bitirip bu kızın yanına geliyorsun. Ne için geldiğinde malum abla, bence. Abla ara ara işte buluşuyorduk. Hayır, hayır, ben yani sürekli bu bunun yanından yaşarken... ayrılıyordum. Bu kızın bir sürü tanıdığı var. Nereye gidebileceğini kimse tahmin edemez zaten abla. Ay bütün bunları yaşarken hiçbiriniz duymadınız mı? Buradan size de siz bilmiyorum diyorsunuz. Ekranda da bu kızın ne yaşadığını bilen hiç kimse yok mu?
İşte beni öldürecekler dediğinizde. Bende telefon yok zaten. Konuşma, bağlantı var. Zaten biri çıkıyor ya, bana benziyor. Dükkanda... Çıkıyor Tolga'ya. Bir saniye, bir saniye. Gece gözlerimden tanıdığını söyledi de. Dükkana hani... geliyordu sadece benim yanıma. Bir de annesinin orada denk karşılaştı. Abla ben MOBESE kayıtlarına bakılsın o günün tarihine. Tamam be, benim nerede olduğum da ETS kayıtlarına orada bakılsın. Orada bir yer varmış. Müge de oradan güvenlik kamerası bulmaya çalışıyor. Evet, İnşallah bulsunlar. Bugün... Ya bulsunlar ben, en azından iki. Ben cezaevinden çıktıktan sonra ben hiç motorla Manisa'ya gelmedim abla. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldum, gözün aydın.